Futbol Arena'dan hepinize mutlu bir gün diliyorum. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi savunma hattında bir kriz yaşanıyor. Haziran ayında bildiğiniz üzere Steven Kolker Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak imza atmıştı. Pereira göreve geldiğinde ise bu transfer bir krize yol açtı. Bugün sizlere Pereira'nın Kolker'ı neden istemediğini anlatacağız. Hadi başlayalım. Fenerbahçe'de bir yeni başlangıç daha yaşanıyor. Aslında yeni demek de çok doğru değil. İkinci Pereira dönemi bu. Fenerbahçe tarihinde bir ilk de yaşadı aslında. Daha önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapamamış biri ikinci kez göreve geldi. Peki hocaya üçüncü bir şans verilir mi? Hiç sanmıyoruz. Vitor Pereira da böyle bir şansın bir daha gelmeyeceğini bildiği için kılı kırk yarıyor. İlk döneminde başarısız gibi görünebilir ama süreci yönetenler de başarısızdı. Belki de hocaya o yüzden bir şans daha verildi. Şimdi Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kesin olan bir şey var. Üçlü savunmayla sahaya çıkacak Pereira. Portekizli hoca kafasındaki şablonu yavaş yavaş oluşturuyor. Üçlü savunmaların ciddi zamana ihtiyacı vardır. Çok aksayabilir, aksaması da çok doğal. Deneyen her teknik direktör üçlü savunmada abandone oluyor. Fenerbahçeli taraftarlar bir süreliğine oyunun oturması anlamında sıkıntı görebilir. Tek tek gidelim, sonrasında Steven Kolker konusuna yeniden döneceğiz. Bu üçlü savunmada yeri garanti iki oyuncu var. Biri sol stoper olarak Salahi, diğeri de yeni transfer Kim. Sağ stoper olaraksa formaya en yakın isimlerden biri kampın en çalışkanlarından Tisserand. Pereira gelir gelmez stoper istedi. Üstelik 4 tane stoper varken, hatta Novak da sayılırsa 5 stoper varken. Kimse Pereira'ya hocam Kolker'ı istiyor musun diye sormadı. Çünkü kabul edelim ki kulübünde ilk tercihi Pereira değildi. Çıkartılacak tek sonuç Pereira akıllarında dahi yoktu. Portekizli hocanın takımı aşılamak istediği sistemde Kolker'a yer yok. Süper Lig'de 2 sezondur en istikrarlı savunmacılardan biri olan Kolker neden bu hale geldi? Vitor Pereira'nın oyun sisteminde savunmacıların şöyle bir görevi var. Topu ayağından çabuk çıkar. Vitor Pereira bu isteği doğrultusunda Salahi ve Tisserand'dan yanıtı aldı. Hatta fazlasıyla karşılık aldı. Yeni transfer Kim de zaten Pereira'nın isteğiyle alınan bir oyuncu. İşte bu noktada Kolker çok ağır kaldı. Topla birlikte hızlı hareket edemeyen bir stoper olarak tanımlandı. Oyun kurma yetisi de zayıf bulundu. Üçlü oynayan takımlara dikkat edin. Üçü de hızlı ve agresiftir. Ancak Kolker agresif olsa da hızlı değil. Dörtlü savunmada ideal bir isim olabilir. Ancak Pereira'nın oyun sisteminde ona yer yok gibi görünüyor. Peki şimdi ne olacak? Kolker takımda mı kalacak yoksa gönderilecek mi? Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı kalmasının ardından Kolker'ın da sonu bu olabilir. Bu da demek oluyor ki Pereira ile Caner arasındaki buzlar tam da erimemiş. Kolker transferi ise denilenin söylenilenin aksine hocaya sorulmadan yapılmış. Gelen haberler ise şu yönde. Ya Kolker devre arasına kadar takımda kalacak ya da bir takıma kiralık olarak gönderilecek. İlgilenen takımlardan birinin ise Beşiktaş olduğu ifade edilmişti. Ancak Sergen Yalçın'la Alanya'dayken sorun yaşadığı da gerçek. Yönetim ise Pereira'dan ricacı. Aman hocam yeni aldık bu adamı. Bir şans ver diyorlar. Aman hocam yeni aldık adamı bir şans ver diyorlar. Kolker açısından da zor bir durum. Büyük bir takıma transfer olmuşsunuz ama hocanın gözüne girememişsiniz. Öyle ki Serdar Aziz, Novak ve hatta Lemos'un bile gerisindesiniz. Oyun açısından da zor olsa gerek. Peki Beşiktaş'a gelirse neler olur, takıma neler katabilir? Bir de o tarafa bakalım. Biliyorsunuz seneye Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Vida ve Wellington'la tüm sezonu geçirmek çok da gerçekçi değil. Diego Godin iddiaları olsa da şu ana kadar kesinleşen bir isim yok. Kolker'sa hem 11'de yer alabilecek hem de iyi bir alternatif oluşturabilecek bir oyuncu. Tabii Beşiktaş için konuşuyoruz. Biraz ağır kaldı oluyor ama hava toplarına hakim. Ayrıca duran toplarda da sürpriz kafa golleri atabiliyor. Sergen Yalçın'la da daha önce Alanyaspor'da çalışmıştı. Sorun yaşadıklarını anlatmıştık ama bu konuyu her iki tarafta aşabilir. Evet, 7 sezon öncesi Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlardan biri de bu. Kolker'ın geleceği yakın zamanda netleşecek gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.